Evet değerli arkadaşlar, Ehliyet Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Temmuz ayı ilk yardım çalışma soruları ile karşınızdayız. Umarım size yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Mümkünse videolarımızı beğenmişseniz beğenin, beğenmemişseniz dislike de atabilirsiniz. Aşağıya da yorumlarınızı atın ki biz de o yorumlara göre geri bildirim sağlayıp adam gibi videolar hazırlayabilelim. Evet, isterseniz hemen birinci sorumuz gelsin. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? A. Kafatasında, B. omurgada, C. dirsekte, D. bilekte diyor. Doğru cevabımız kafatasında olacak arkadaşlar. Kafatasındaki tüm eklemler nasıldır arkadaşlar? Oynamaz eklemdir. Omurga, dirsekte ve bilekteki eklemlerimiz ise oynar eklemdir. Devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerinde sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnika uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayacağız ve daha sonra hastaneye sevkini gerçekleştireceğiz. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır diyor. A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi. D. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Doğru cevabımız C olacak. Tespit yapılırken yaralı bölgeyi hareket ettirmememiz lazım arkadaşlar. Daha dikkatli olmamız lazım. Dördüncü sorumuz. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir diyor. A. Trafik. B. Girişim. C. İlk yardım. D. Yöntem. Doğru cevap ilk yardım arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacak. Şu şekilde sıralama yani. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi, olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması, ambulans ekiplerince müdahalelerin yapılması, hastane acil servislerinde müdahale yapılması şeklinde sıralamamız olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuz, yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. A. Kaburganın sağ alt köşesi 1 santim. B. Karın sol üst bölgesi 3 santim. C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. D. Kaburganın sol alt bölgesi 7 santim diyor. Doğru cevabımız C olacak. Göğüs kemiğinin tam ortasına 5 santim derinliğinde bası uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz diyor. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. A. Tam tıkanma. B. Kısmi tıkanma. C. Damar tıkanması. D. Solunum durması. Doğru cevap kısmi tıkanma olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir demiş. A. Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması. B. Kanayan yere sıcak uygulama yapılması. C. Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi. D. Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması diyor. Doğru cevap D olacak arkadaşlar. Diğerlerini yapmamız kanamanın daha fazla olmasına sebebiyet verecektir. Dokuzuncu sorumuz görüntülü bir soru arkadaşlar. Resmimiz var yan tarafta. Omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır diyor. A. Kasık bölgesine. B. Yine kasık bölgesine.
Arkadaşlar bu yanlış olmuş. Yani şakaklar olacaktı aslında. C çene altı bölgesine, D köprücük kemiğinin iç kısmına diyor. Doğru cevabımız köprücük kemiğinin hemen iç kısmına baskı uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımızı söyledik. 10. sorumuza geçelim. Aracın motorunda başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürebilmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapılır? Hangisini yapmalıyız? A. Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. B. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. C. Motora önce su dökülüp daha sonra yangın söndürücü püskürtülür. D. Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür. Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Kaputu açmadan yangın söndürücüyü motorun ön ve alt kısmından püskürtmemiz gerekiyor. Şimdi kaputu niye açmayacaksınız? Açarsanız oksijeni fazla alır ve daha iyi yanmaya başlar. O yüzden açmayacaksınız arkadaşlar. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? A. Hırslı ve kızgın olmamak. Gayet normal. B. Kurallara uymakta özen göstermek. Evet. C. Başkalarının haklarına saygı göstermek. Evet. D. Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünün kendine ait olduğunu sanmak. Evet arkadaşlar, bu yanlış bir davranış ve ruhsal yapının bozuk olduğuna işaret eder. Doğru cevabımız D oluyor. 12. sorumuz. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır? A. Hastanede. B. Olay yerinde. C. Ambulans içinde. D. Sağlık merkezinde diyor. Doğru cevap B şıkkı olacak. Yani arkadaşlar, olay yerinde bakacağız. 13. sorumuz. Bilinç kaybının en ileri durumu koma hali belirtilerindendir. A. Öksürmek. B. Yutkunmak. C. İdrar kaçırmak. D. Sesli dürtülere tepki vermek. Doğru cevabımız idrar kaçırma olacak arkadaşlar. Aşırı derece bilinç kaybı olan kişi idrarını direktmen boşaltır arkadaşlar. Devam edelim 14. sorumuzla. Kazazede de aşağıdaki durumlardan hangisinin olduğunu gösterir diyor. Öncüller verilmiş. Öncüller de şöyle diyor. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayarak kollara, boyna, sırta, çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi veren bulgular diyor. A. Reflü. B. Kalp spazmı. C. Kalp durması. D. Solunum durması. Arkadaşlar, reflü olamaz. Reflü mide ile alakalı bir şey demeyin. Çünkü reflü kalp spazmı ve kalp durmasıyla çok karıştırılır. Bu yüzden genelde hemen bunu kalp spazmı ya da kalp durması olduğu zannedilir. Ama bu reflüdür. 15. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Deride kızarıklık olması, bilinç seviyesinin artması, vücut sıcaklığının artması, nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı. Nabzın hızlı ve zayıf olması arkadaşlar. Evet, 16. soru. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır diyor. 1. Her zaman tedbirli olmak. 2. Soğukkanlılığını korumak. 3. Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı, yani üçü de bulunmalıdır arkadaşlar. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeteri miktarda kan taşıyamaması sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir? A. Şok. B. Koma. C. Bayılma. D. Yüksek tansiyon demiş. Doğru cevap şok olacak arkadaşlar. Yeteri miktarda kan gitmezse şoka girersiniz. Evet, 18. sorumuz. Kulak kanaması olan bir kazazedeye yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır demiş. 1. Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. Mesela bacağı kopmuşsa korkma, diğer bacağın duruyor denir arkadaşlar. 2. Kanama ciddi ise kulağı
3. Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız D şık olacak. Kulakta gayet hassas olmalı ve kanamasını durdurmak yerine, mesela kanıyorsa kanayacak arkadaşlar artık. Onu tıkamayacaksınız. Tıkarsanız içeride kanın pıhtılaşmasına ve daha büyük sorunlara yol açabilirsiniz. 19. sorumuz. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır diyor sorumuz. A. Ölmüş olan. B. Ağır kanamalı olan. C. Ayağında kırık olan. D. Dirseğinde çıkık olan demiş. Doğru cevap ağır kanamalı olan. Peki en son hangisi kaldırılacak? A kaldırılacak arkadaşlar. Yani ölmüş olan vatandaşımızı en son kaldırıyoruz, götürüyoruz. Ayağı kırık olan ve dirseği çıkık olanın kırık olan önce, daha sonra da çıkık olan şeklinde sıralayabiliriz, sıralama yapmak gerekirse. 20. sorumuz. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir demiş. Doğru cevap gayet aşikar arkadaşlar. Yara denir. B yani doğru cevabımız. Şok, biliyorsunuz kanın yetersiz pompalanması sonucunda bilinç kaybı oluşması, tıkanma, boğaza bir şeyin kaçması, solunumun tıkanması, koma, şokun bir ileriki seviyesi arkadaşlar. 21. sorumuz. Trafik kazalarında müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir diyor. A. Tıbbi yardımın istenmesi. B. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. C. Yaralının hemen hastaneye taşınması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Arkadaşlar, ilk yapmanız gereken tabii ki de trafik ve can güvenliğinin sağlanması olacak. Zira siz eğer trafik ve can güvenliğini sağlamıyorsanız, kendiniz de o yaralıların arasına ne yapabilirsiniz? Dahil olabilirsiniz. Biz 3 kişi kaldıracakken 4 kişi kaldırmak zorunda kalabiliriz. Evet, 22. soruyla yine devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir diyor. Yani sıralı psikolojisi dersi görüyorsunuz ya, onun hedeflerinden biridir diyor arkadaşlar. A. Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz vatandaşlar kazandırmak. D. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Diğerlerini hedeflemez arkadaşlar. 23. sorumuz. Suda boğulan, kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişiyi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir? A. 60 kalp masajı, bir suni solunum, 5 tur uygulandıktan sonra. B. 60 kalp masajı, 2 suni solunum hemen sonrasında. C. 30 kalp masajı, 2 suni solunum 5 tur uygulandıktan sonra. D. 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrasında diyor. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. 30 defa kalp masajı yapacağız, 2 defa suni solunum ve bunu 5 turdan sonra yapacağız. Evet, 24. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havale yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Bir kişi ateşli havale geçiriyor ve siz bu sırada çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Karın ve göğüs bölgesi üzerinde direkt olarak buz konulması. B. Musluk suyu ile ıslatılan havlu ile küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması. C. Kazazedenin koltuk altına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi. D. Kazazedenin giysilerinin çıkarılması. Doğru cevap karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olaraktan buz konulması arkadaşlar. Aman diyeyim, bu konuda çok dikkatli olalım. 25. sorumuz. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturduğu yapıya ne denir? Bakın arkadaşlar, birçok organ bir araya geliyor ve bunlar belli bir amacı yerine getirmek istiyor. Mesela nasıl bir şey diyelim? Mesela kalp var. Kalp kanı pompalıyor. Akciğerde kanı temizliyor. Kanı. Bunlar iki organ bir araya gelmiş. Ne diyoruz biz? Kan
dolaşımı bilme, bir şey diyoruz. İşte burada onu arıyoruz. Doku, doku olamaz. Hücre, hücre olamaz. Sistem ve gövde kaldı geriye. Doğru cevap sistem olacak arkadaşlar. Mesela dolaşım sistemi diyoruz, değil mi? Birçok organ var içinde. Kalp var, böbrekler var. Yine kalp var, kalp var, akciğer var. Bir sistem oluşturmuşlar beraber. Yine boşaltım sistemine baktığımız zaman bağırsaklar var. Hemen arkasında böbrekler var. Değil mi? Daha sonra üreter sistem var arkadaşlar. Bunların hepsi sistemdir. Vücudumuzda belli görevi yerine getirmek amacıyla birden çok organın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu yapıdır. C o yüzden cevabımız. 26. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir demiş. A. Karaciğer, B. Akciğer, C. Burun, D. Soluk borusu. Doğru cevabımız karaciğer olacak arkadaşlar. 27. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal bozuk sürücü davranışlarındandır demiş. Arkadaşlar aslında biraz önce de bu soruyu geçti. Galiba metin yazarlarımızda küçük bir sıkıntı var. Doğru cevabımız A olacak. Kullandığı her araçta kendini geçiş üstünlüğüne sahip kişi olaraktan tanımlamak olacak. 28. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Turnike uygulanan, ayağı çıkık olan, solunum zorluğu çeken, birinci derecede yanığı olan demiş. Doğru cevap C olacak. Solunum zorluğu çeken olacak arkadaşlar. Eğer solunum zorluğu çekiyorsa bir dakika nefes almadım bu kişi ne olacaktır? Affedersiniz arkadaşlar, ölecektir. Ölmemesi için önce onu ne yapacağız? Sevk edeceğiz. 29. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir diyor. A. Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması. B. Kanayan yere sıcak su sıcak uygulama yapılması. C. Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi. D. Kanayan yere en yakın basınç noktasına bası uygulanması. Doğru cevap D olacak arkadaşlar. 30. sorumuz ve son sorumuz olması lazım arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir diyor. Doğru cevabımızı direkt söylüyorum. B şıkkı 12 ila 20 arasında nefes alıp verir arkadaşlar. Evet ehliyet hocam da ilk yardım sorularını yanıtladık arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Başarılar dileriz girecek olduğunuz sınavda. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim için değerlisiniz diyelim ve başarılar deyip veda edelim arkadaşlar.